Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Ben de çok iyiyim, sağ olun. İlk önce bir kendinizi tanıtır mısınız insanlara karşı? Siz ne yapıyorsunuz burada? Burası sizin mi? Kaç senedir bu işi işletmeyi yapıyorsunuz? Benim ismim Özgür. Özgür Çırak. Esas mesleğim öğretmenlik. 17 yıldır milli eğitime bağlı bir okulda çalışıyorum. Türkçe öğretmeniyim. Zorba Kitap Evi'ni biz 2020 Şubat ayında kiralayıp işte tadilatına başladık. Temmuz'dan beri de açığız kabaca. Ama tabii kısıtlardan dolayı bu bir yıllık sürenin 5-6 ayında ancak açık kalabildik. Bu bizim için bir kültür sanat alanı. Zaten bir geçim alanı olamıyor maalesef. Hem salgın koşulları hem işte sizin bahsettiğiniz ya da birazdan kuvvetle muhtemelen soracağınız kitabın ticari anlamda gelir getiren bir şey olmayışı. Bir yıldır işin içinde olduğum için yani salt kitap üzerinden bir işletmenin ayakta kalabilmesi, özellikle salgın koşullarında ve pahalılığın bu kadar arttığı bir dönemde çok mümkün görünmüyor. Biz burayı bir kültür sanat ortamı yaratmak için, işte yazar ve okurları bir araya getirmek için kurduk. İşte bu bir yıllık süre zarfında yalnızca 5-6 ayında açık kalabildik. Zorba Kitap Evi böyle bir yer. Aslında bilen biliyordur Zorba Kitap Evi'ni. Bir takım sosyal sorumluluk projeleri de yaptı Zorba Kitap Evi. Örneğin Şubat ayı gibi ya da Mart ayı gibi Kirpiğin Düşmesin Yere diye bir derleme öykü kitabına Nota Bene Yayınları ve 19 yazarla beraber imza attı. Kitabın geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na veriliyor. Çok sayıda söyleşi yapıyoruz Zoom'dan çağdaş Türkçe edebiyatın önemli isimleriyle. Böyle. Yapıyorsunuz. YouTube kanalı üzerinden. Zoom üzerinden yapıyoruz salgın döneminde ama şimdi salgın koşulları biraz daha normalleştiğinden artık yavaş yavaş. Şimdi tabii İzmir'in sıcak zamanları, pek insanlar İzmir'de olmuyor, dışarıya gidiyorlar, işte yazlıklara gidiyorlar. Şu an İzmir içinde bir söyleşi yapmak mantıklı değil ama Eylül itibariyle eğer aşılama aynı hızla devam eder ve salgının beli kırılırsa tabii burada da yüz yüze yapacağız. Sanırım birkaç hafta önce burası bayağı bir doluydu. Evet, evet. Tamam, doğru. O cumartesi zaman görmüştüm. O zaman aslında burayı düşündüm gelmeyi de fakat o kadar çok kalabalık vardı ki en iyisi dedim girmeyelim buraya arkadaşlar. Cumartesi günü açılış yıl dönümümüzü kutladık. Bir mini fuar yaptık. 17 tane yazar şair geldi burada. Okurlarla buluştu, imza verdiler. Bir kokteyl de yaptık aynı zamanda. O kalabalık onun kalabalığıydı. Evet, doğru, evet. Burada hatta yazarlar vardı. Evet, evet. Önde, içeride, arkada, her yerde yazar var. Okurdan çok yazar vardı. Çok güzel bir ortamdı aslında. Böyle güzeldi, evet. İnsanlar da görebilseydi. Yani evet. Bu kadarına ulaşabildik. Tabi süre içerisinde daha çok insana da ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Peki Türkiye'deki bu kitap fiyatlarını biliyorsunuz. İnternette baktığınız zaman kitap fiyatlarına ucuz. Fakat bir kitap evine geldiği zaman yani inanılmaz arada fark var. Bunun nedeni nedir? Niye böyle? Ya şimdi aslına bakarsanız kitapçılar olarak bir ürünün fiyatının her yerde aynı olması görüşündeyim ben. Şimdi bir yerden sigara satın aldığınızda bir şey 15 lirası her yerde 15 lira. Evet. Biri alacaksınız her yerde aynı fiyat. İnternetteki mağazalar neden daha ucuz satıyorlar? Çünkü bir kere kitap evlerine çok sayıda kitap satabildikleri için bir iskonto, indirim dayatması yapabiliyorlar. Kesinlikle. Ben kitabı alırken %35 indirimle alıyorum ama X internet platformu kuvvetle muhtemel kitabı %60, %65'e varan indirimlerle çekiyor. Satarken de %35 indirim yapıyor. Aradaki %25, %30'u o internette satış yapan firmalar yutuyorlar. Somut mağaza kiraları yok. Çok sayıda işçi çalıştırmıyorlar. Elektrik, su dertleri olmuyor. Çünkü oradan alıyor, oraya veriyor. Muhtemelen bir depolama maliyetleri dahi yok. Belki vardır ama çok büyük çaplı bir depolama maliyetleri yoktur. Ha çünkü aradasınız siz. Yayıncı size veriyor, okur parayı veriyor. Al kardeşim diyorsun. Tabii. Ve o çok sayıda kitap almanın verdiği cüretle de çok ciddi iskontolar talep edebiliyorlar. Ben kargo fiyatlarına da neredeyse hiç kargo da ödemiyorsunuz. Evet, belli bir fiyatın. Biz somut kitapçılar da belli bir meblağın üzerinde alışveriş yaptıklarında okurlara, dostlarımıza kargo ödetmiyoruz. Biz de karımızdan paylaşıyoruz ama internetteki liste fiyatlarına erişme şansımız yok. Çünkü internetteki liste fiyatından ben buraya kitap koyuyorum. İşte oradan satmam mümkün değil. Yani oradan satarsam bura bir ticaret haline olmaz. Burası bir kamu kurumu olur. Keşke bunu ben buranın dönmesi için bir meta haline getirmesem de gelse insanlar burada okusa. Ama buranın giderleri gerçekten çok fazla. Yani 6-7 bin lira gideri var şu işletmenin. Benim ikinci bir işim olmasa salgın sürecinde bura batar. Ya buranın ayakta kalma şansı yok. Bu bizim Zorba Kitap Evi, bizim çocuğumuz gibi. Biz bunu okutuyoruz. Ayakta tutmaya çalışıyoruz. Oysa ki bir işletme açtığınızda niçin açarsınız? Para kazandırsın diye açarsınız. Bu para tüketen bir yer. Ve böyle giderse yani bu sabit fiyat yasası çıkmazsa kitap evi kalmaz.
Hiçbir kitap evi kalmaz. Hepsi internete döner. Ya da kitap evleri kafeye dönüşür. Kitap... Kafe. Tabii kitap kahvenin yanında fotoğrafı çekilen bir meta olur. Zaten Kürt mantolu modunda kitabı da tam olarak... Evet, mevzu öyle bir şeye aynen dönüşmüştü. Evet, evet. Yani aynen. Bakın bugün Instagram'a girdiğiniz zaman kahveyle Kürt mantolu modu o kadar artık bir trend haline geldi ki her yerde görüyorsunuz. Evet, evet. Bu sadece Sabahattin Ali demiyorum. Stephen Zweig de böyle, Franz Kafka da böyle. Öyle yani öyle. Üç şeyi, hatta Kafa dergisini de ben bunun içine koyuyorum. Öyle öyle. Yani kahveyi koyuyorsunuz, ben anlamadığım şekilde yani okumuyor o insanını. Tabii. Ancak böyle bir trend haline dönüştü. Bunu neden bağlıyorsunuz canım? Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya işte fenomenler dünyası. Herkes iyi görünmek istiyor. Özellikle insan. Güzel görünmek istiyoruz, akıllı görünmek istiyoruz, kültürlü görünmek istiyoruz, ucuz görünmemek istiyoruz. Yani hep istiyoruz, istiyoruz. Fenomenler dünyası. Sahip olmadığımız şeyleri de sahipmişiz gibi göstermek istiyoruz. Buradaki tabii sahiplikten kastım kapitalist bir ilişkilenme biçimi değil. Yani bilgiye sahip olmak gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Kültürel birikime sahip olmak gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Olmadığımız şeyleri de olmuş gibi göstermek istiyoruz. İşte Kafkalar, kafalar, kahve yanında çekilen fotoğraflarda bunun işareti. Sosyal medya faşizmine de karşıyım. Orası sosyal medya. İnsanlar ister ayaklarını, ister kulak memelerini, isterse kahve yanında kitaplarını paylaşabilirler. Takip etmeme gibi bir özgürlüğünüz var. Tabii, kimse zorla size takip ettirmiyor. Aynen, evet, İstediğini paylaşabilir. Keşke herkes çayın kahvenin yanında kitap paylaşsa ama biraz da okusa diyoruz elbette. Ama yani bu sosyal medyada kitap paylaşan, kahvenin yanında kitap paylaşanların hiçbiri okumuyordur demek de acımasızlık olur. Birçoğu da okuyordur elbette. Peki bu kitap fiyatlarının, sonbaharda biliyorsunuz kitap fiyatlarının sabitlenmesi var. Ya şimdi bir şey olacak yani. Böyle bir şey olacak. Bunun, Avrupa'da birçok ülkede de böyle. Almanya'da da kitap yayın evinden liste fiyatıyla çıkar. 18 ay herhangi bir indirim yapamazsınız. Yani yalnızca Türkiye'de olacak bir yasa değil. Dünyanın birçok yerinde bu yasalar var. Kuvvetle muhtemel somut kitapçıları korumak için yapılıyor bu yasalar. Yani şunu söylüyorum ben. Okur çok haklı. Nerede ucuzsa oradan alacak elbette. Parayı ağaçtan toplamıyoruz. Paramız pul olmuş. Özellikle öğrencilerin bu kadar şey tabii olmuş. Ya geçim darlığı çekiyoruz. Yani 2500 lira asgari ücret olan bir ülkede 70 liraya kitap satamazsınız. Çok ciddi bir paradır bu. Ve aslında en çok kültürle, sanatla ilişkilenmesi gereken kitleler de yoksul kitlelerdir ki değişimin ateşini yakabilesiniz. Ama bu maaşlarla bu kitapları satın almak mümkün değil. Ben kitapların çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Okurların en ucuz kitap neredeyse oradan almaların da çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama internetten kitap aldığınız zaman mahallelerde, sokak aralarında kitapçıların hepsi süreç içerisinde kapanır. Ne işe yarar kitabevi? Kitabevi yalnızca kitap satan bir yer değildir. Kitabevi bir sanat kültür ortamıdır. Kitabevi de imza söyleşi yapılır. Kitabevinde yazarla okur buluşur. Burada sohbet edilir, konuşulur. Politika konuşulur, iktisat konuşulur, sanat konuşulur. Yani aslında bir kültür evidir kitabevi. Şimdi siz yalnızca internetten kitap alarak evet belki iktisat yapıyorsunuz ama ülkenin, şehrin ve sokağın kültür hayatını da baltalamış oluyorsunuz. Ha diyecektir ki okur, arkadaş bunu da mı biz düşüneceğiz? Evet, bunu da siz düşünmeyin diye bir fiyat yasası çıkarıyorlar, sabit fiyat yasası. Her yer aynı fiyata satacak. Haksız bir rekabet çünkü. Onların iskonto oranları çok yüksek. Onlar dediğim kim? İnternetten kitap satan firmalar. Bizim iskonto oranlarımız az kitap aldığımız için çok düşük. Rekabet edemiyoruz. Bu aslında kapitalizm leş bir piyasa modeli. Değiştirilmesi çok elzem ama günün koşulları kapitalist bir oyun. Rekabet dediğimiz şey de bunun temel yasası. Biz bununla rekabet edemeyiz. Bu bir haksız rekabettir. Ha bu yasa niye çıkarılıyor diye sorarsanız bu sorunun cevabı politiktir. Çünkü bugün internette bütün alışverişleri domine eden bir firma var. Ben şimdi adını vermeyeceğim. Evet, siz anladım ben. YouTube YouTube'da yayın yapacağınız için. Mahkemeye de vermek istemiyorum. Aynen öyle. Bu yabancı da bir şirket. Tabii. Ama adını da söylemiyorum. Muhtemelen tabii. İzleyenler anlayacaklardır. Anladım. Yerelde bir başka büyük şirket bununla rekabet edemiyor ve somut bir sürü mağazası var. Anladım. O somut mağazalarını korumak için yapıyorlar. Politik bir yasadır. Ama biz de somut kitapçılar da buradan yararlanacağız. Ben sabit fiyat yasasının biraz kitap fiyatlarını düşüreceğini düşünüyorum. Çünkü o aradaki parayı götüren ama hiç elini kirletmeyen, hiç risk almayan aracılardan kurtulacağı için piyasa hem yayın evleri sürdürülebilir bir modele kavuşacak hem de ben kitap fiyatlarının bir miktar düşeceğini düşünüyorum. Ki kuvvetle muhtemel bu yasada bir sınır da olacaktır. Yani işte 15 ay, 20 ay gibi Almanya'daki model gibi 15-20 ay sonra indirimler de başlayacaktır. Uygulama nasıl olacak göreceğiz ama ben kitap evlerinin doğrudan kafeye dönüşmesini istemiyorum ve bu sabit fiyat yasası bunu sağlayacak. Şöyle bir yanlış algı da var. Sanki internetten kitap alınamayacakmış gibi de bir algı var. Hayır, internetten de alabileceksiniz ama fiyatların hepsi sabit olacak. Çok güzel bir aslında düşünce olarak. Evet. Bizim tek korkumuz yani okuyanlar olarak
Yani oradan mesela ucuza aldığımız şey başka yerde ucuza alamayacağımız için insan bir şey hissediyor. Ya her yerde aynı olacak. Bu sefer ne anlamı kalacak yani? Alamayacağız. Evet. Kuvvetle muhtemel işte aracıların o haksız kazançları bence liste fiyatlarından düşecek ve yine okur aslında o indirimli fiyatlardan kitaplarını alacak. Öyle düşünüyorum. Biz de bilmiyoruz. Yani yasa şu an şekillenmedi. Yalnızca şundan bir ay önce ortaya böyle bir bir haber atıldı. Bakalım biz de merakla bekliyoruz. Çok ama kitap evlerini ayakta tutacak bir yasa gibi görünüyor. Kitap evi açanlara bir tavsiyeniz var mı acaba? Açmak isteyenlere, böyle hayali olanlara? Yani tavsiyeler var mı? Çok zahmetli bir iş olduğunu söylemeliyim. Ekonomik olarak ciddi bir külfeti var. Çok ciddi paraları hiç dönmeyecek bir yere bağladıklarını bilsinler. Salt geçinmek için yapıyorlarsa zor bir iş gerçekten. Çok İkinci stresli bir iş. İkinci bir işiniz olursa evet burayı döndürebilirsiniz. Yani belki bizim kitap evimiz böyledir. Başka kitap evleri çok ciddi paralar da kazanıyor olabilirler ama zahmetli bir iş. Biraz özveri işi. Yani yaptığım işi kutsallaştırmak için söylemiyorum ama yaşadığınız yerin kültürel iklimini değiştirmekle ilgili bir derdiniz varsa kitap evi açın. Geçinmek için kitap evi açmak çok akıl kârı değil. İkinci el kitapta görece biraz daha para kazanmak mümkün ama sıfır kitapta mevcut koşullarda internette %35-%40'la kitap indirimle kitap satılırken somut mağazalarda da sıfır kitapla para kazanmak mümkün değil. Mümkün değil yani ihtimal yok. Kahve çay satmaya başlarsınız. Ama yapmak gerekiyor. Birileri yapacak yani. Evet. Peki bir sorum daha var. Buyurun. Bazı ikinci el satan siteler, ismini muhtemelen biliyorsunuz. Tabii. Biz de üyeyizdir kuvvetle evet, muhtemel. Evet, herkes şu an üye zaten. Biz de üyeyizdir. Bazı kitaplar yok, yani piyasada bulamıyorsunuz. Orada buluyorsunuz ama fiyatı o kadar uçuk yani 300-400 lira. Bir öğrencinin bunu almasına imkan yok. Evet. Kitabı ben araştırdım. Öğrenci olarak almak zorundayım yani akademik bir kitap. Fakat alamıyorum. Edward Gibbon'un bahsediyorum. Roma tarihinin geriliş ve çöküş tarihi. O dönemin fiyatı 350-400 liraydı. Tek an 80 lira. Neden bu kadar fiyat artıyor? Yani ben anlam veremiyorum bir öğrenci olarak. Evet. Valla dostum şimdi yine geliyor gidiyor iş kapitalizme varıyor. Arz talep dengesi. Bir şey çoksa fiyatı ucuzlar. Bir şey azsa, nadirse, nadir bulunuyorsa fiyatı artacaktır. Şimdi bahsettiğiniz kitabın devamlı baskısı yoksa ve birileri almak istiyorsa piyasada bulunamayacağına göre bu ister istemez pahalanıyor, zamlanıyor, arz talep dengesinden kaynaklanıyor. Kapitalizmi icat eden kitapçılar değil. Üzgünüm evet, yani. Adam Smith keşke o. Tabii yani hani evrimsel ekonominin evriminde bugün kapitalizm gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. Yani başka hiçbir şeyde itiraz etmiyoruz pahalılığa. İş evet. Kitaba geldiğinde arkadaş çok pahalı. Gidiyorsunuz bir ayakkabı alıyorsunuz 1000 lira yani bir evet, tişört. Evet, ya tabii bence de çok pahalı. 350 lira kitap mı sattılar arkadaş? Gerçekten ciddi bir para ama İşleyiş böyle. Yani, arz ve talep. Zaten muhtemelen İngilizler de bilmiyordu bunu kapitalizme. Yani olay üç gemi göndermekse Güney Amerika'ya veya Amerika'ya. Tabii. Yani haklısınız. Çok ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir röportaj. Sağ olunuz. Kameraya da bakmadım ama selamlar. Kitap sevenlere, kitap okuyanlara ne tavsiye edersiniz? Ha tamam yok anlıyorum. Yani niye kitap okumalılar sorusunun cevabını söylemek biraz ukalalık aslında ama insanlar... Şey şundan çok korkarım ben. Bazen şöyle söylüyorum. Ben çok sıkılıyorum der misal. Genç bir insan gelir burada otururken sohbet eder. Çok sıkılıyorum. Yani sıkılan insandan çok korkarım. Nasıl sıkılabiliyorsun? Yani yapılacak o kadar çok şey var ki. Git bir film izle. Git bir güzel bir müziği keşfetmeye çalış. Al eline bir kitap oku. Hiç ilgi alanın yok mu? Yani merak ettiğin bir alana dal, keşfet. Kitap okumak böyle bir şey, bir pencere açıyor. Yani şöyle bir örnekle bitireyim madem niye kitap okumalı? Jules Verne 7 yaşında İngiltere'de varlıklı ailesiyle otururken işte Hindistan o zaman İngiltere'nin sömürgesi gitmeyi çok istiyor İngiltere'ye. O büyük şirketin, orayı sömürgeleştiren büyük şirketin de bir gemisi var Hindistan'a gidecek. Evden kaçıyor, Hindistan merakıyla o gemiye biniyor. Daha 7 yaşında aile fark ediyor Jules Verne evde değil. Bir şekilde izini sürüyorlar ve o gemide olduğunu buluyorlar. Tam da gemi kalkmadan işte 10-15 dakika önce gemiye çıkıp Jules Verne'ü kurtarıyorlar oradan kendilerince. Ya diyorlar ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun? Ya işte çok merak ediyorum Hindistan'a gidiyor. Yavrum etme sen minicik çocuksun. Orada başına bin türlü şey gelir. Farkında değil tabii ne olacağını. Eve götürüyorlar tekrar. Jules Verne'e ev hapsi. O da hapsi veriyor babası. Despot da bir adam. Bir ay diyor sana dışarı çıkmak yok. Jules Verne o gün karar veriyor yazmaya. O gidip göremediğim yerler, madem gidip göremiyorum. O zaman diyor, oturup anlatırım.
İşte dünyanın etrafını dönmek, evet. Ay'a gitmek, denizin altına dalmak. Evet. Gibi. Hani edebiyat bu yani, kitap bu, edebiyat bu, keşfetmek. Sanat bu, keşfetmek, kendi dünya evrendeki yerini keşfetmek aslında, yapabileceklerini keşfetmek, geleceği planlayabilmek, geçmişi anlamak, güzelliği yaratmak, estetiği yaratmak, yani aslında şu hayatta tutunabilecek dal yaratmak. Haklısınız. Ve bunun olanaklarını fark etmek, okumak, isterlerse okumasınlar ama çok şey anlattığımız hikaye dahil olmak istiyorlarsa elbette okumak onlara iyi gelecektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.